Evlenirken hastalıkta ve sağlıkta deyip kocaları için böbreklerini takas ettiler. Diyarbakır'da kronik böbrek yetmezliği yaşayan kocaların yardımına eşleri yetişti. Birbirini tanımayan çiftler çapraz nakil yaparak eşlerine nefes oldu. Diyarbakır'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve hayatını dialize bağlı olarak devam ettiren Sedat Sümbül, 33 ile Ömer Faruk Önegelin 28 imdadına eşleri yetişti. Sümbül ile Önegel için uygun böbrekler hem aile içinden hem de bağış yoluyla bulunamadığından çare çapraz böbrek nakli oldu. 26 yaşındaki Ayşe Sümbül'ün böbreğini Ömer Faruk Önegel'e, 27 yaşındaki Şeyma Önegel'in de böbreğini Ayşe Sümbül'ün eşi Sedat Sümbül'e vermesiyle genç çiftler eşlerine nefes oldu. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı, Organ Nakli Mesul Müdürü Doçent Doktor Ramazan Danış, Sedat Sümbül ve Ömer Faruk Önegel'in daha önce takibinde olan kronik böbrek hastaları olduğunu söyledi. Doktor Danış, Sedat 10 yıla yakındır takibimdeydi. Faruk Önegeli de bir ara acile yatırmıştık. Ve en son böbrek yetmezliği teşhisi koyduğumuz iki hasta. Ki hastamız da genç. Son dönemlerde genç hastalar kronik böbrek yetmezliği 5 evre dediğimiz son aşamadaki hastalık için en iyi tedavi seçeneği böbrek naklidir. Bunu kendilerine anlattık. Aileler ilgiliydi fakat bir sorun yaşadık. Sedat Sümbül'ün eşi kendisine vermek istiyordu. Faruk Önegil'in eşi de eşine böbrek vermek istiyordu. Fakat kan grupları uymuyordu. Kan grupları uymayınca bu hastalarda nakli gerçekleştirmeme gibi bir durumla karşı karşıya kaldık dedi. Üç çapraz naklimizde başarılı ve takiplerde hiçbir sorun yaşamıyoruz. Doçent doktor danış, yasalarda çapraz nakil diye bir kavram var. Aileler bir araya geldi. Ki aileye olay anlatıldı. Sedat Sümbül'ün eşi böbreğini Faruk Önegel'e verdi. Faruk Önegel'in eşi de böbreğini Sedat Sembül'e verdi. Yaklaşık 5 aydır takiplerde hiçbir sorun yaşamadık. Hastalarımız gayet sağlıklı, biz de mutluyuz. Bizim merkezimizde bu üçüncü çapraz nakil, bölgemiz için ilkleri gerçekleştirdik. Üç çapraz nakilimizde başarılı ve takiplerde hiçbir sorun çok şükür yaşamıyoruz, diye konuştu. Güzel bir dostluk kurduk. Sedat Sümbül'e böbreğini veren Şeyma Önegel, eşinde böbrek rahatsızlığı çıktığını ve kısa da olsa zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getirdi. Önegel, diyaliz süreci bizim için çok kötü bir süreçti. 7 ay diyaliz tedavisi gördü. Eşime böbrek vermek istedik. Ailede sağlık sorunlarından ötürü mümkün olmadı. Ben vermek istedim, kan grubu uymadı. Çapraz organ nakli bizim için bir şans ve alternatifti. Hocamız başta anlattığında açıkçası ürkütücü geldi. Tanımadığımız birine verip tanımadığımız birinden almak ''Doğrudan Sedat Bey'e verdim ama dolaylı olarak eşime verdiğim için problem değil, nimet diyebilirim'' ifadelerini kullandı. Ömer Faruk Önegel'e böbreğini veren Ayşe Sümbül de eşinin böbrek rahatsızlığının 10 yıldır olduğunu kaydetti. Sümbül, ''Eşimle evlenmeden önce de bu hastalık vardı. Evlenince, hastalıkta sağlıkta bunu yaptık. İki kişinin hayatını aynı anda kurtarmak daha iyi oldu.'' güzeldi şeklinde konuştu. Ömer Faruk Önegel ise hastalığının başında öksürük şikayeti olduğunu, COVID-19 olduğunu düşündüğünü belirtti. Fazla önem vermediğini aktaran Önegel, zaman ilerledikçe öksürük nefes darlığına sebep oldu. En son acile geleceğim gün zor yürüdüm. Tetkikler sonucunda böbrek yetmezliği olduğu teşhisi konuldu. O gece dialize girdim. 6 7 ay boyunca diyalize devam ettim. Çapraz nakil olabilir denildi. Çapraz nakile karar verdik ve olduk. 4 ayımız bitti. Şu ana kadar Allah'a şükür herhangi bir sorunla karşılaşmadık dedi. 5 aydır nakil olduk. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Sedat Sümbül ise 10 yıl boyunca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takipte olduğunu hatırlattı. Sümbül, herhangi bir sorun yaşamadıktaki geçen sene bu zamanlarda artık böbrek nakil sürecine geldiğim anlaşıldı. 5 aydır nakil olduk. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık şeklinde konuştu.